Bismillahirrahmanirrahim. A.Ö.F ile Hayat Arapça 3, Ünite 1'in 3. videosu bu. Bablara göre fiil çekimleri, daha önce kitapta yer alan fiil çekimlerin esasen yetersiz bulmuştuk. Bu bağlamda fiil çekimleriyle ilgili bir video çekeceğimizi söylemiştik. Bu videomuzda fiil çekimlerine yer veriyoruz. Yaklaşık 120 sayfa civarında bir doküman hazırladık. 76 sayfa bir pdf. Diğer pdf'de 20-30 sayfa var sanırım. Veya daha fazla. Toplamda yani 100 sayfanın üzerinde fiil çekimiyle ilgili pdf oluşturduk. Şöyle kısaca bir bakalım. Tabi tamamını okuyacak değiliz. 100 sayfadan fazla doküman var. Hepsini tek tek okusak bu video saatlerce sürebilirdi. Biz videoyu kısa tutacağız ama elimizdeki bu dokümanı sizlerle paylaşacağız. Sizler okumaya devam edebilirsiniz, alıştırma yapabilirsiniz. Biz şöyle bir özet geçelim dedik. Ne olduğunu kısaca anlarsanız, bunu elinize aldığınızda da devamını kendiniz getirebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Ne yazıyor? Mezid-i sülasi. Sülasi mezit fiili örnektir bu. Vedde fiili var burada. Çekimi burada yapılmış. Şurada da vahha fiili var. Onun da çekimi burada yapılmış. Farklı farklı yerlerde. İki tane fiil yan yana çekimi var. Vedda fiili hangi baptan olur? Yani vedda fiili veddeye, veddeve fiilidir. Sondaki elifin maksura olduğunu, bunun aslının vav veyahut ya olduğunu söylemiştik. Tıpkı vahhada olduğu gibi aynı şey burada da geçerli. Sondaki maksura olan elif ya vavdır ya da ya'dır. Hangisi olduğu sözde bakılarak bulunur. Şu an için önemli değil. Hangi baptan olduğunu bilmek önemli. Hangi baptandır? Veddeye, fe'ale ile aynı. Dolayısıyla fe'ale, yufe'ilu, tef'il babındandır. Vahha da aynı şekilde. Şimdi kitapta tam olarak çekim yer almadığı için burada bir tam çekim gösterelim dedik. Gördüğünüz üzere mazi, muzari, emir çekimi var. Mazi, muzari, emir çekimi vardır. Hemen yan tarafta zamirler ile kalıp belirtilmiş. Hüve kalıbı bu şekildedir denilmiş. Yani vedda, yüveddi. Vedda gelir mazide, yüveddi gelir muzaride. Huma tesniye kalıbıdır. Veddaya, yüveddi yani şeklinde gelir. Hum cemi kalıbıdır. Ama neyin müfredi, tesniyesi, cemisi bunlar? Gaibin, gaib kalıbı. Üst tarafı gaib olur, alt tarafı gaibe olur. Çekimleri var. Bu taraf için de aynı şey geçerli. Vahha yuvahhi yine hüve kalıbındadır. Yani müfrettir buralar. Huma tesniyedir. Hum cemidir. Zamirleri az çok biliyorsunuz. Zamire göre müfret, tesniye, cemi olduğunu fark edebilirsiniz. Hemen yanında gayb denilmiş. Yani üçüncü şahıs fiil çekimi burası. Ardından muhatap geliyor. Muhatap ne demek? Üst tarafı muhatap, alt tarafı muhataba. Yani üst tarafı erkekler için kullanılıyor. Müzekker manasında. Alt tarafı kadınlar için yani müennestir. Yine ente zamir. Ente nedir? Müfrettir. Buna göre veddeyte, tüveddi, vedde. Bunlar çizdiğimiz yerler yine müfret çekimleri. Entuma tesniye uygun olan yerler. Entum da cemi fiilleridir. Reddeytüm, tüveddüne, veddü. Bunlar hep cemi kalıpları. Tekrar müfret, tesniye, cemi kalıpları var. Ardından mütekellim sırası geliyor. Ene nahnu, ene ben demekti. Nahnu biz. Ene ben yani nefsi mütekellim vahde. Konuşanın sadece kendisi. Nahnu nefsi mütekellim ma'al gayr. Konuşan kişiyle birlikte diğerleri. Yani konuşan kişinin yanında başka kişiler var. Konuşan kişi diyor ki biz şöyle şöyle şöyle. O kalıptır. Müzekker müennes ayrımı yoktur. Ene kalıbına uygun olanlar burada. Nahnu kalıbına uygun olanlar da bunlar olmaktadır. Bu şekilde kısaca tabloyu anlattık. Hemen altında mastarı ne gelir demiş. Çünkü mazi muzar emir vermiş. Mastarında bilin demiş. Mastarı da burada yazılı. Hemen ardından ismi failine gelir. O yazılmış. İsmi mef'ulüne gelir. O yazılmış. Sonra vedda kelimesinin aslı nedir? Yani aslında babı nedir? İş oraya gidiyor. Veznuhu. Böyle bir tanesini okuyacağım. Belki 2-3 tanesini okurum. Reddiyeler de aynı şekilde anlaşılabilecek şeyler. Ne yapıyor? İlk önce vedda. Yukarıda çekimini yaptığımız fiili veriyor. Ardından veznuhu. Veznuhu ne demek? Onun vezni, yani veddanın vezni kalıbı nedir? Fa'ale. Fa'ale kalıbındandır. Fa'ale babındandır. Yani tef'il babındandır. Önce fiili verip babını söylüyor. Ardından asluhu. Onun aslı nedir? Yani sülasi mücerredi nedir? Mücerred halini söylüyor. Çünkü şu an çekimini yaptığımız fiil mezitti. Mücerredi nedir? Asluhu'dan kasıt o. Asluhu, onun aslı nedir? Onun mücerredi nedir? Veda, vedadır. Peki veda nedir? Aksam-ı sebadan nereye dahil olur? Lefifi mefruktur. Veda'da çünkü başta bir illet harfi var. Bir de sonda illet harfi var. Ortada illet harfi olmayan bir harf var. Buna lefifi mefruk denir. Lefiftir, yani iki tane illet harfi vardır. Mefruktur, iki illet harfinin arası açılmıştır manasına geliyor. Sonra vedder racül, vedda kelimesine bir örnek verilmiş. Cümlede kullanılmış yani. Bu şekilde bir örnek verilmekte. Sonra yine aslı demiş. Aslı da eddahu diye gelir. Şu baptan şöyledir, böyledir diye ayrıntılar devam ediyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta vahha fiilimiz vardı. Vahha fiiliyle ilgili bak bir açıklama var. El maslaru, masları nedir? Sevhiyetündür. İsmul faili, ismi faili şöyle gelir. İsmul mef'uli, ismi mef'ulü şöyle gelir. Vahha fiili, veznuhu, onun vezni kalıbı nedir? Fa'ale, fa'aledir. Yani babı fa'ale, yufa'ilü tef'ildir. Asluhu, yani mücerredi nedir? Vahha, vahhadır. Peki vahha nedir? Lefifun mefrugun, lefifi mefruktur. Sonra onu cümlede kullanıyorlar. Bu şekilde kısaca anlattığım iki tane fiili anlat. İki fiil üzerinde anlattık, hangisi müfret, hangisi tesniye cemi oluyor diye. Sonra altlardaki yazılara kısaca değindik. Bunu çıktı alırsanız zorlanmayın, nasıl okuyacağız, daha Arapçaya yeni başladık gibi düşünen varsa açıklayalım dedik. Devam ediyoruz. Böyle bir iki fiili daha yine inceleyelim. Ne demiş? Mezit, sülasi. Sülasi, mezit bir fiil inceleyeceğiz yine. İtdavvega var. Bir de itdayyera var. Yine çekimleri var. Hüve, huma, hum kalıplarına uygun. Hüve yani müfret zamiri olarak. İtdavvega, yettavvigu, itdayyera, yettayyeru. Yani itdavvega fiili burada çekimi yapılmış. İtdayyera fiili de hemen diğer tarafta, yan tarafta çekimi yapılmıştır. Görüyorsunuz zaten. Yine aynı şekilde işte enter, müfret, zamir çekimi şu şekilde gidiyor. Hepsi müfret yani. Ama nedir? Muhataptır. Yani ikinci şahıs. Gayet üçüncü şahıs olmakta. Muhatap ikinci şahıs olmakta. Mütekellim birinci şahıs, konuşan kişi. Ardından anlatılıyor yani maslarında verelim demişler. Ne gelir? İttivvakun. İttivvak gelmektedir. İsmi faili şöyle gelir demiş. İsim mef'ulü şöyle gelir. Tek tek anlatılıyor. Sonra ittavvega fiili veznuhu tefa'ale. Tefa'ale, yetefa'ale, tefa'ul babındandır. İyi de ittavvega fiili nasıl tefa'ul babından olur ki? Başında t bile yok diye düşünebilirsiniz belki. Yani zaten düşünmeniz gerekiyor. Bu hiç aklınıza gelmediyse konuyu anlamamışsınız demektir. İlk videodan itibaren tekrar izlemenizi öneririz. Çünkü tefa'ül babından ise tefa'ül babında ne var? Zait, yani bunun tefa'ül babından olduğunu belirtecek ne diyelim? Alamet nedir? Bir, başındaki t zaittir. Yani sonradan eklenmiştir. Babı tanımanın alametidir. Bir de ayn harfinin şeddelenmesi. Bu iki alamet bunun tefa'ül babından olduğunu gösteriyor. İtdavvega'ya baktığımızda tamam, aynel fiilinde şedde var denilebilir. Ama t nerede diye düşünmeniz gerekir. İşte bunu açıklayacak. Tef'al babındandır dedi. Asluhu daga. Sülasi mücerret hali daga. Daga'yı tef'al babına aktarmışlar. Nedir bu dagada? Mu'teldun ayn. Aynel fiili mu'teldir. Yani ne olur? Mu'teldun ayn ecvef demektir. Diğer bir deyişle ecvef. Araplar ecvef kalıbı yerine mu'teldun ayn demektedirler aynı zamanda. İkisini de kullanırlar yani. İttavvega er-racül örnekler veriliyor. Sonra devam edilmekte. Asluhu tebavvega. İttavvega'nın aslı neydi? Tebavvega idi. Ne oldu peki? Feudgimeti ta'u fidda'i. Şimdi bir anlatalım. Kelimenin aslı daga. Az önce geçti. Sülasi mücerredi diye. Sülasi asluhu daga. İlk satırda öyle yazıyor. Daga. Onun da aslı ne? Davega. Daga'nın aslı davega. Yani oradaki elifin aslı vav. Vav elife dönüşmüş. Daha önce söylemiştik. Harekeli vav ve ya. Vav da olur, ya da olur. İkisi için de geçerli. Bunlar harekeliyse, bir önceki harfler fethalıysa bunlar elife çevrilir demiştik. İşte daga'nın da aslı davega. Elif, oradaki vav elife dönüşmüş. Daga olmuş. Tıpkı gale gibi. Aslı ga ve le idi. Vav harfi harekeli. Bir önceki harfi fethalı olduğundan vav da elife dönüşmüş. Gale olmuştu. Şimdi daga aslı davega dedik. Yani ecvef bir fiil. Ecvefi vavi değil mi? Daga davega. Burada ne diyor? Udvimeti ta'u fiddai. Ta da'ya idgam edildi diyor. Öyle dese de aslında kalp edildi. Önce bir kalp söz konusu. T önce bir da'ya kalp ediliyor. Sonra idgam ediliyor. Sonra da başlamak mümkün olsun diye başına hemzeyi vasıl getiriyor. Tekrarlamak gerekirse aslı ney? Baga. Bab ney? Babın adı ney? Tefa'ale. Tefa'ale'nin başına nasıl olur? Tedavvega olur. Aynen şu şekilde olur. Evvela. Tedavvega olur. Çünkü daga'nın elifi vav diye yazılması lazım. Yani da ve ga. Şurada olduğu gibi. Da ve ga. Şedde yok, hareket yok. Da ve ga. Tefa'al babına aktardık. Ne olur? Tefa'ale tedavvega. Aynen şu şekilde alır. Tedavvega oldu. Peki T ile da'nın, tığının diyelim mahreçleri yakın mı? Mahreçleri yakın. Bu durumda ne olur? Evvela burada bir idgam gerçekleşir de idgamdan önce esasen ne olmakta? Bir kalp söz konusu. T'yi da'ya çeviriyoruz. Baştaki T da'ya dönüşmekte. Ardından bunlar birbirine idgam edilmiş. Yani şöyle düşünün. Son hali ne olmuş? Bir tane tığ var. T değil de şu D diyebileceğimiz harf. Üzerinde şedde var. Nasıl okunabilir ki bu? Çünkü başlamak için hareke lazım. O şeddeli harf nasıl okunabilir? Başına bir hemze getirilerek okunabilir. Bu yüzden davvega kelimesinin başına, yani şu şekilde şeddeli olan tığ ile birlikte davvega yazının başına hemze getirilmiş. Başlamak mümkün olsun diye. Böylece it davvega elde edilmiş. Yani aslında neydi? Evvela davega. Davega'daki vav elife çevrildi. Daga oldu. Sonra tefa'ule aktarıldı. Tedavvega oldu. Sonra T ile da arasında işlem yapılarak tam olarak şu hali aldı. Şeddeli tı ile şeddeli vav ardından kaf oldu. Bu şekilde okunamayacağından başına da hemzeyi vasıl getirdi. Zaten burada yazılmış. Udgimeti ta'u. Ta idgam edildi. Fitta'i da'ya. Sümme sonra zidet ziyade edildi. Yani eklendi. Hemzesi vaslı. Hemzeyi vasıl. Niye? Levuku'i ta'il ula sakineten. İlk ta sakin olduğu için. Yani bundan dolayı. Ne gibi? Kema fi iddara'e ve issagale'de olduğu gibi. Meşhurdur bunlar. Mesela issagale, iddessara meşhurdur. Hep anlatılırlar. Aynı şey bunlarda da var. Maksut diye bir kitap var. Aynı örnek orada da var. Bunun dışında ne var? Bakalım bir fiil neydi? İttayyara. İttayyara kelimesinin ismi furu şöyle gelirmiş. İsmi faili şöyle, mastarı şöyle gelir. İttayyara vezni tefa'ale. Yine aynı şekilde. Tefa'ale. Başında T yok ama tefa'ale. Tefa'ale. Yetefa'alu. Tefa'ul babından. Asluhu dara. Mu'tellun ayn. Dara. Buradaki elifin aslı neymiş? Ya harfiymiş. Yani dayera. Dayara. Mu'tellun ayn'dir bu da. İttayyara mineşşeyi örnekler verilmekte. Asluhu tefa'ul. İttayri diye devam etmiş. Aynı şey burada da söz konusu. Tedavvega sara oldu ittayyara ba'del idgam. İdgamdan sonra oldu diyor. Çünkü tedayyara olurdu. Ç'de yer arada. Ç ile da yine aralarında idgam meydana gelmiş. Ardından hemze eklenmiştir. Buradaki işlem ile buradaki işlem aynıdır. İstaffe. Ne çekeyim? İstaffe, istaffa, istaffu, istaffet, istaffeta, istaffefne. Şimdi bu şekilde fiil çekimi yapmanızda sizin için fayda var. Yani mazinin çekimini bu şekilde yapabilmeniz lazım. Muzarenin çekimini yapmanız, emrin çekimini yapmanız. Bunlar sizin için faydalı olur. Yine hangi baptanmış? Bakıyoruz. Bu sefer veznuhu ifte'ale. İfte'ale diyor. İfte. T nerede? T'yi gören var mı? T harfi yok burada. Peki ne oldu? Durum nedir diye düşündüğünüzde şimdi ona bakacağız. Asluhu saffe. Saffe aktardığımızda ne olur ilk önce? İsteffe olur. İfteal babını aktardığımızda isteffe olur. Muzaf bir fiildir diye belirtilmiş. Mücerredi saffe. Bakıyoruz burada başka neler anlatılacak. Evet. Aslül fiili, fiilin aslı nedir? İsteffe, isteffedir. Fegulübeti ta'u, ta kalbedildi yani dönüştürüldü. Neye? Da'en, da'ya. T harfine dönüştürüldü. Sat ile F arasındaki T harfi sonradan T'ya dönüşmüş. Böylece isdaffe olmuştur. İyi de niye T'yi da'ya dönüştürdük? لِوُكُوعِهَا بَعْدَ saat. Sat'tan sonra vuku bulduğu için. Yani sat fiili iftial babının faal fiili mevkiinde olduğu için de diyebilirsiniz. İftialin faal fiilinde sat olursa ne olur? İşte durum bu şekilde olur. Yani iftialenin t'si da'ya dönüşür. Diğer tarafa bakıyoruz. Yine mastar, isim fail, isim mef'ul verilmiş. İzlenme veznuhu iftiale. İfteale izdemme. T yine yok. Asluhu zemme. Muzaf fiildir. Aslul fiili. Fiilin aslı nedir? İztemmedir. İztemme. Peki ne oldu da fiil dönüştü? Yani izdemme oldu. T gitti, dal geldi. Tegulübeti ta'u. Ta kalbedildi, dönüştürüldü. Yani T... Ta'yı sildik. Yerine ne getirdik? Dalen, dal harfi getirdik. Evet. İztemme var. Bir de izdemme var. İzdemme son hali. İstemme aslı. İyi de niye buradaki T'yi şurada görmekte olduğumuz dala çevirdik? Levku'iha ba'de zay. Zay'dan sonra vuku bulduğu için. Yani aslında anlatılmak istenen şey İftealenin faal fiilinde zay harfi bulunduğundan dolayı iftealenin t'si dala dönüştü. Kural bu. Devam ediyoruz. Vaha, vahaya, vahav. Yuvahi, yuvahiyani. Diğer tarafta vara var. Vara, varaya, varav diye devam ediyor. Vahi, vari. Bunlar hangi babtanmış? Bunları göreceğiz şimdi. Fa'ale, failu, mufa'ale babında. Vahaye, vahave. Artık sondaki ya veya vav diye bayağı bir tekrarladık. İlk üniteden beri, ilk videomuzdan beri bunu tekrarlıyoruz. Bu üçüncü videomuz. Buna göre vaha hiçbir baba benzemiyor demeyin. Sondakini vav olduğunu düşünelim. Vahave, aynen. Fa'ale gibi. Varave, aynen faale gibi tutuyor yani bab. Veznu faale asluhu veha lefifi mefruktur diyor. Veha lugatun zayıfetun. Zayıf bir lugattır demiş. El mastarı, mastarı şöyle gelir. İsmi fail şöyle, ismi mefruk şöyle gelir diye anlatılmış. Vera lefifi mefruk aslı anlatılmış. Devam ediyoruz. Esa'e. Esa'e. Hangi baptan? Şu an düşünün mesela. Esa'e, esa'a, esa'u. Diğer tarafta enye'e. Enye'e, yunyi'u. Yun'iyani. Devam ediyoruz. Mastar. Şöyle ismi fail, isim mef'ul. Şöyle şöyle gelir diye anlatılmış. Veznuhu ef'ale yani ifal babındandır. Aslı sa'edir. Mu'tellul ayn yani ecvef. Ecvef fiiller ifale aktarıldığı zaman başına bir hemze getirilerek aktarılır. Aslı ne? Aslı sa'e. Peki ne değişmiş? Başına hemze gelmiş. Sa'e esa'e. Gale'yi aktar. Gale egale. Kâne kâne şeklinde aktarılıyor. Diğer tarafta da en ye'e aslı na'e diye aktarılmış. Yani önemli diyebileceğimiz bir fiil şimdi. Era fiili. Era er'a yani. Bir de fa var. Era kelimesinin çekimi var. Era era'ya era'u. Erat, erata, erayne. Erayte diye devam ediyor. İsmi fail, isim mef'ul, masdar yine belirtilmiş. Era fiili ef'ale. Yani ifal babındandır. Aslı ra'adır. Ra'a fiili ifal babına aktarıldığı zaman era oluyor. Aslında ra'a ile era arasında ne fark var diye dikkatlice bakarsanız aslındaki hemze ne olmuş? Başa alınmış. Ra'a, era. Evet. Era ifal babından. Mu'tellül lam. Mu'tellül lam ne demek? Lam fiili illetli. Lam fiili illetli olana ne denilirdi? Bunlar artık biliyor olmanız gerekiyor. Dehvera. Veznu fa'lele. Yani rubay mücerret zaten yukarıda denilmiş. Fi'lun bir fiil ki mücerredün mücerrettir. Rubaiyun rubayidir. Rubay mücerret fiil mu'tellül lam olarak karşımızda. Dehvera. Rubay mücerrette biliyorsunuz en başta bir faal fiili var. Ardından aynel fiili. Sonra birinci lamel fiili. Ardından ikinci lamel fiili geliyor. Rubay fiillerde oluyor iki tane lamel fiili. Sondaki iki harf lamel fiilidir. İlki birinci lamel fiili. İkincisi de ikinci lamel fiili diye adlandırılır. Mastarı şöyle gelmiş diyor. Anlatılıyor yine. Yine bir rubai mücerrede örnek vermişiz. Vezveze. Vezveze nedir demiş? Lefifi mefruk. Çünkü başta da illet harfi var. Sonra bir illet harfi daha var ve aralarında illet harfi olmayan bir harf var. Dolayısıyla bu lefifi mefruk diye adlandırılır. Yine çekimleri var elbette görüyorsunuz. Vezveze, vezveze, vezvezu, vezviz, vezviz. Mesela emri hazır. Vezviz diye bir kelime pek duymuş değildir esasında. Ververe, ververe yapmak Türkçeleri de var. Ververe kopartmak diyorlar sanırım. Mu'tellül fa olarak yazılmış. Ververe, ververa, ververu, vervir. Mütekellim muhatap görüyorsunuz. Mütekellim muhatap demiş müzekkeri müennese her biri belirtilmiş. Bir de bu, size indirilebilir halde sunacağız bunu. Yine faillere yani rubaydır, mücerrettir, mu'tellun ayn, aynel fiili illetlidir. Seydara, seydara, seydaru diye çekim devam ediyor. Birazcık sardıralım. Terassa, veznu, tefaale, tefaale. Terassa, terassa, terassu diye devam ediyor. Terasas, emre hazır. Acera, ef'ale, ifal babından acera. Asluhu ecera. Mehmuzül fa'dır diyor. Yani mehmuzül fa ne demek? Faal fiili hemzeli demek. Ecera'ya aktardığımız zaman ifal babına ne olur? Bir ecera'nın kendi hemzesi var. Bir de ifal babının alameti olan bir hemze var. İki hemze yan yana geldiğinden acera diye okunmakta. Önceki videolarımızda daha geniş anlatmıştık. Şimdi de karışık fiiller var. Yani buradaki amaç bunun çıktısını alıp evet arkadaşlar çalışmak. Bu hangi bapta? Tesaddega tefa'ale. Aynen. Tesarrafa tefa'ale tuttu. Bu şekilde bunları çalışmak isteyenlere yani yardımcı olmak için konulmuştur. Tezarrafa tefa'ale. Ta'ada ta'aleye. Tefa'ale babı. Tefa'ul babı yani. Te'areke, tebareke, tebarekellezi biyedil mülk, tebareke aynı yer. Te'accebe, te'allele. Fiil çok tabi şu an bir kısmını gördünüz, sardırabiliriz biraz daha. çok fazla diyebileceğimiz ölçüde fiil koyduk buraya. İsteyenler yani geniş geniş çalışabilsin diye. Ne var? İqtela'a. Egazza. Egazza nedir? İfal babındandı. Muzaf fiil ifal babına aktarıldığı zaman başına bir hemze gelirdi. Aksa, akseye yani ef'ale. Egade. Gade ecrif aktarılmış. Egade olmuş. Eksara. Kesura aktarılmış. Eksara olmuş. İgtedafe. İhtegara. Ahasse. Ahenne. Fiil. Dediğimiz gibi bayağı bir fiil aktardık. Burada bitiyor tabii ki. Artık 76. sayfaya kadar sardırdık. Az önce görmüş olduğunuz ne diyelim sayfalarda, az önceki pdf'de, şimdi ikinci pdf'yi açtık. Bu da 57 sayfa. Az önceki 76 idi, bu 57. Az önceki pdf'de ne vardı? Mazi, muzari, emir çekimleri vardı. Şimdiki pdf'de öyle değil. Yani çok daha geniş bir çekim yer almakta. Türkçe bir kitaptan aktardık bunu. Kitap Türkçe, Arapça, isim ve fiil çekim kitabı. Yasin Yayın Evi'nden biz temin ettik. İşte ilginizi çekerse siz de alabilirsiniz. Başka yerlerde de belki vardır, bilmiyoruz. Fiil çekimle ilgi duyan kişi bir fiil çekimiyle ilgili kitap almasında fayda vardır. Egale yugilu igale ef'ale yuful ifal babından söz öğretti manasında mutaddi fiildir denilmiş. Mazi fiil, işte muzari fiil, cehdi mutlağı, meçhulü, malum hepsi var. Egale, egale, egalü diye çekim devam ediyor. Bu malum. Bir de yanında meçhul çekimi var. Ugile, ugila, ugilu diye devam ediyor. Gördüğünüz üzere cehdi mustarak fiil muzarı nefi hal, fiil muzarı nefi istikbal her birinin çekimi var. Devamında tekit nefi istikbal, emri gayb, nehi gayb, emr hazır, nehi hazır, taaccüb evvel, taaccüb sani de var. Mukilun ismi faili, isim mef'ulün tam çekimleri yani. Mugilun, mugilan, mugilun. Az öncekinde bunlar yoktu. İsim mensubun çekimi de var. İsim tafdilin çekimi de var. Geniş bir çekim yelpazesi sunmaktadır. İşte ictema'a hangi baptan? İfta'ale, yefta'an, ifta'al babı. Peki fiil ne? İctema'a, yectemi, içtima'a. Lazım-ı mutaddimi, lazım fiil. Manası toplandı. Çekim yapılmış. İctemara, ictemara diye mazinin malum çekimi ve meçhul çekimi var. Ardından muzari'nin malum meçhul. Muzari'nin bir de cehd-i mutlak kısmı var. Malum meçhul orada da yine anlatılmış. Biliyorsunuz diğer çekimleri de var. Bunları indirilebilir olarak Facebook sayfamıza koyacağız. Devam edelim. Bunun dışında ne var? Bala, yubali. Yubaliye, yubali. Yubaliye olsa ne olur? Yubali olsa ne olur? Tedehrace yuvarlandı. Tefa'ilele. Tefa'ilele, tefa'ilul. Yani rubai mücerredin mezit hali. Rubai mezit demeliyiz. Tedehrace babı. Onun çekimi. Bunlar telefonla çektiğimiz için bu şekilde renksiz çıkmış esasen. Sonlara doğru daha renkli halleri de vardır. Bunları da tarayıcı ile aktardık. Buradan bir tanesine bakalım ve artık videomuzu bitirelim. Burada zelzele fiili aktarılmış. Zelzele. Arapça fiil ve isim çekim cetveli denilmiş kitabın adı. Salladı. Zelzele, yüzelzilü, zelzeleten ve zelzalen. Fe'lele, fe'lülü, fe'leleten ve fi'lalen. Fiil mutaddimi lazımı, mutaddi diye belirtilmiş. Zelzele, zelzele, zelzelu, zelzelet, zelzelete, zelzelne, zelzelte, zelzeltuma. Tam çekimi var. Hem malum hem meçhul. Muzayede de aynı şekilde çekimler yer almaktadır. Bu şekilde videomuzu sonlandırmış olalım.